Devam edeceğiz Güne Bakış'a. Suriye ile ilgili yapılan son açıklamalarla Suriye'de çözümün ele alınacağı Astana süreci öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu detayları anlattı. Türkiye ve Rusya garanti veriyor, İran da vermeli dedi. Astana'da masada YPG'nin kesinlikle olmayacağını söyledi. Siyasi çözüme doğru gidilmesi için önemli bir adım içinde çalışıyoruz. Zamanlama? Her an olabilir. Yani bugün esasen yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Önce ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz. Ateşkes olmadan müzakerelerin bir anlamı olmaz. Rejim tabii burada hangi düzeyde katılacak onu bilmiyoruz. Ama bu anlaşmaya göre her iki tarafta müzakere heyetini kendisi belirleyecek. Şartlarımız var. Mesela YPG bir terör örgütüdür. Ha, terörü bırakır, Suriye'nin içinde kanton ya da başka anlayışları, emellerini bırakır. O zaman ileride dahil edilebilir. İran da bu konuda garanti vererek Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'nin geleceği konusunda ateşkes ve siyasi süreç konusunda, özellikle ateşkes konusunda garantör oldu. Rejimi tanıma ya da Esad'ın kalmasına razı olma anlamında da gelmez. Bu konudaki tutumumuzu Rusya da biliyor. Evet, hem bu son açıklamaları hem de Suriye'deki Ateşkes'e Kültür Üniversitesi'nden Doktor Bora Bayraktar'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Habertürk'e Güne Bakış'a. Dışişleri Bakanı'nın son açıklamasını işte şimdi birlikte izledik. Önce bir kısa değerlendirme alayım mı? Nedir oradan verilen mesaj dünyaya? Tabii burada Sayın Bakan çok net ve kararlı göründü. Özellikle YPG konusunda bence verdiği mesaj çok netti. Özellikle dün birkaç gün önce Amerikan Büyükelçisi'nin yaptığı bir açıklama vardı. Amerika PYD'ye, YPG'ye silah vermiyor nokta diye. Hı hı. Ona nazire yaparak ve atıfta bulunarak ABD PYD ve YPG'ye silah veriyor nokta dedi. Yani burada Türkiye her şeyden önce Amerikan tarafının bu açıklamasını kabul etmediğini ortaya koymuş oldu. Bence bu çok önemli. Zaten sadece hükümet düzeyinde değil, bu konuyu yakından takip eden herkes olayın gerçeğinin ne olduğunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Yani verilen silahlarla ilgili delil olduğuna, işte fotoğraflar, videolar olduğuna dair Sayın Bakan'ın da bu açıklamasıyla beraber pozisyon ortada. Yani Amerika ile Türkiye arasında PYD ve YPG konusunda derin bir anlaşmazlık var ve bunu kapatmak mümkün değil. Bence birinci konu bu. İkincisi, ateşkes konusunda bir şeylerin şu anda hala pişmekte olduğunu görüyoruz. Daha tam netleşmemiş. Ama görünen o ki Moskova ile Ankara arasında bu konuda bir mutabakat var. İran'ın da sonradan trene binmesi bekleniyor. Madde madde gidelim o zaman açıklamalarla. Pişmekte olan bir mutabakattan bahsettiniz. Evet. Şimdi bu nereye doğru gidiyor? Çünkü işin içinde galiba özellikle konuşmamız gereken Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyonun görüntüde olmadığı yönünde. Bu evet. İşi nereye götürür? Şöyle, yani Amerikan tarafı PYD üzerinden sahada, koalisyon operasyonları üzerinden sahada, fakat masada, yani bu Türkiye, İran ve Rusya'nın kurduğu müzakere masasında şu anda görünmüyor. Hı hı. Ama bir şekilde Lavrov-Kerry arasındaki görüşme hattı üzerinden Amerikalıların da bir kenardan bunu takip ettiği görülüyor. Şimdi buradaki soru, 20 Ocak'ta yeni yönetime gelecek olan Trump yönetimi masaya nasıl gelmek isteyecek? Nasıl bir Suriye projesiyle karşı karşıya bırakacak bizi? Rusya üzerinden ve müttefikler üzerinden çözelim, bunlar bu işi halletsin, biz de dışarıdan destek verelim de diyebilir. Doğrudan masaya gelmeyi de düşünebilir. Hı hı. O konuda bir şu anda belirsizlik var. Ama dediğiniz doğru, yani şu an için masada Amerikan tarafı görünmüyor ve bu tutumundan dolayı, yani işte PYD, YPG tutumundan, Rusya'nın da kendine göre çekinceleri var ve en önemlisi 17 Eylül'deki Deir-i Zor saldırısı, hatırlarsanız 60'tan fazla rejim askeri ölmüştü, evet. Ateşkes'te. Onların orada bir çekincesi var. Dolayısıyla İran'ın ayrı gerilimleri var. Bu üçü şu anda Amerika'yı ve diğer Avrupa ülkelerini bu işin içine sokmadan kendileri bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Bu bence yani şu anki fotoğraftan söylenebilecek bir şey. Aslında 20 Ocak'ta o devir teslim gerçekleşecek. Sonra işte bir süreç bakacak. Daha önce o seçim sonrası yaptığımız konuşmalarda da hep dile getirmiştik. Kısa bir zaman
Ama bir taraftan da hani her dakika yeni gelişme, tabii, haber, sahada o takip edemiyoruz yani. Bir taraftan da uzun bir zaman. Çok uzun. Dolayısıyla bu süreçte ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri? Nasıl izleyecek? Şu anki pozisyon şu: Obama yönetimi çekilene kadar burada sahada bir takım etkiler bırakarak çekilmek istiyor. Bunun iki sebebi olabilir. Bir, kendi politikasını Trump yönetimine dayatmak olabilir. Ya da Trump yönetimini zor durumda bırakıp gitmeyi de düşünüyor olabilirler. Ne yapıyorlar şu anda? PYD'ye, Suriye Demokratik Güçleri diyorlar onlar ama PYD'ye verilen silahların artırılması, bir Obama'nın elini güçlendirecek, bu omuzdan atılan füzelerin gönderilmesine izin veren bir karar çıktı. Bunları yapıp buradaki güç dengesini değiştirmek isteyebilirler. Bir de Rakka operasyonu gerekçesiyle şu anda Fırat'ın doğusuna, Manbij'in doğusuna çok ciddi bir şekilde PYD'yi, YPG'yi yerleştirdiler. Peki, aslında soru zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin olmamasıyla başladık ama ateşkes şimdi nasıl işleyecek, evet, ne olacak? İran, Türkiye, genel bir değerlendirme yaptığınız zaman ne kadar ulaşılabilir hedef olarak görüyorsunuz bunu? Çok zor, çünkü bu ateşkesi bozucu pek çok unsur ortaya çıkacak. Bazı gruplar, bu işin sürecin dışında kaldığını düşünen gruplar ateşkesi, hı hı, bozmak isteyecektir. Rejim kendi şeyine ne kadar hakim, etki alanını onu bilemiyoruz. Oradan ateşkesi bozucu unsurlar çıkabilir. İran bu işten memnun olmazsa onların birçok unsuru var aşağıda. Yani bunu açalım sahada mı biraz? Memnun olmaz ise, evet, yani neye bağlıyoruz bunu? Yani burada eğer Rusya ile Ankara kendilerine göre bir dizayn yaparlarsa ve İran bu dizaynın içerisinde kendi stratejik hedeflerine ulaşamayacağını görürse, ki gerçekten de şu anda 5,5 yıllık İran'ın hedeflerine baktığımızda, hı hı, Esad rejiminin kalmasını ve kendi etkisinde olmasını istiyordu. Oysa ki şimdi Suriye Rusya'nın daha çok etkisi altına girdi. Hı hı. Bir de Türkiye şimdi geldi, kuzeye yerleşti. O anlamda İran'ın burada hareket alanı ve etki alanı daralmış oldu. Yani Akdeniz'e çıkma olsun, Türkiye'yi kendi alanına hapsetme gibi düşünceleri var. Hı hı. Lübnan üzerinden İsrail'e baskı yapma. Buralarda eğer kısıtlandığını düşünürlerse bu ateşkesi bozma yoluna gidebilirler. Ama bir de şu var diğer taraftan: İran Amerikan baskısı altına girecek Trump yönetiminde. Bu çok net görülüyor. Bu baskı altına girmeden önce de kendi pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Çok özür diliyorum. Bir virgül alacağız. Çünkü Mehmet Müezzinoğlu 2017 yılı asgari ücretini açıklıyor. Dinleyelim. Bir taraftan belirli zorlukları önümüze getiriyor. Ama bir taraftan da ileriye dönük hedefleri olan bir ülkeyiz. Mutlaka bu hedeflere yürüyecek süreçte daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok ihracat, daha çok rekabet, bütün bunlar ülkemizin ekonomik dinamikleri arasında başta olan konu başlığı. O nedenle bir taraftan işverenimizin dünya ile rekabetteki gücünü koruyan ve destekleyen bakış açılarıyla, diğer taraftan da alın teri döken, emeğinin karşılığını helal rızık olarak evine götürmek isteyen kardeşlerimizin hak ve hukukunu geliştirebilmek, onların standartlarını yükseltebilmek ve bu ikisi arasında dengeyi sağlayabilmek açıkçası çok kolay değil, hele hele bugün son dönemde yaşadığımız konjonktür nedeniyle. Bütün buna rağmen öncelikle işçi kardeşlerimizin de çok mutlu olamadığı, yine işverenin de çok mutlu olamadığı, bir bakan olarak benim de çok mutlu olamadığım ama neticede yarınlarımızın huzurlu, güvenli, istikrarlı ve başarılı geçmesi için paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız, paylaşarak daha büyük başarılara yürüyeceğimiz bir yolculuğu yapma gayretiyle bir olabildiğince ortak karar vermeye çalıştık. Açıkçası dün gece geç saatlere kadar, yine bu sabahta üçlü imzaların peşinde bir bakan olarak çok koştum. Gönlüm arzu ederdi ki işçi kardeşlerimiz adına Türk İş'inde burada imzası olmasını. Ama başaramadık, bu nedenle üzgünüm. İşverenin de
zorluklarına anlayarak, onların da zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda yine ülke koşullarının imkanlarının değerlendirmesi çerçevesinde onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzalayabildiğimiz için onlara teşekkür ediyorum. Üçlü yapamadığımız için de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede geldiğimiz noktada asgari ücretin tek defada yıl başından itibaren 1 Ocak itibariyle yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. Hükümet olarak ve işveren talebi de iki kademeli olması talep ediliyordu. Esasında biz bütçe planlamasında da iki kademeli yapmıştık. Ama işçi kesiminden ve Türk İş'ten gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın da onlar adına katkı sağlamış olmanın da huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim. Bir defa da olacak. Yine hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu 6,5 olarak hesaplamıştık. Burada artış oranını, asgari ücretteki artış oranını 8 olarak, %8 olarak yaklaşık karara bağladık. Ve bu çerçevede brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. Neti 404 lira. 1404 lira. Yani yaklaşık 1300'e 104 lira ilave ve yıl boyunca ödenecek bir rakam geldi. Bu evli ve 3 çocuklu bir çalışanımız için yaklaşık net 1500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Ben bu anlamda az veren candan, çok veren maldan, inşallah malımız çoğaldığında çok veren bu kısmını da çözeriz. Ama alın terinin bereketine inanan biriyim. İnşallah işçi kardeşlerimiz de alın terinin bereketiyle geleceğe daha çok umutla ve güvenle yürüyeceklerdir. İşverenimizden de istediğimiz şu, dünya konjonktürü ve olumsuzluklara asla teslim olmadan zorluklar yeni yeni fırsatlar doğurur. Bu zorlukları dünyanın her noktasında rekabet edebilecek bir dinamizmle, bir motivasyonla aşmalarını, aşabileceklerine inanıyoruz. Bizim güçlü bir girişimcimiz var, güçlü bir, tecrübeli bir yatırımcımız ve sanayicimiz var. Ve önümüzdeki dönemde inşallah istihdamın da arttırıldığı, ekonominin büyüdüğü, ihracatın arttığı, dünya ile rekabette iddialı bir ülke olma sürecimizi de daha güçlü halde devam ettireceğiz diyorum. Bu çerçevede tekrar gerek Türk İş adına Nazır Bey'e, gerekse TİSK adına Metin Bey kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da, işverenlerimize de hayırlı olsun diyorum, bereketli olsun diyorum. İnşallah gelecek yıllarda da yine arzu edilenleri olabildiğince maksimum karşılama dileklerimle sözü... Nazım Bey, teşekkür ederim. Hadi buyur. Mikrofonu şöyle. Sayın Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli basın mensupları. Değerli basın mensupları, bu yıl ayrıca teşekkür ediyorum. Oldukça yerinde bir izleme gösterdiler. Çalışanlarımız ilgi gösterdi. Sağ olsun medyada bunu olabildiğince imkanları doğrultusunda iyi yansıttı. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bizim çalışanlarımızın beklentilerine cevap vermediğini görüyoruz. Anayasamızda yer alan hükmü herkes okuyor ve biliyor. Yani orada çalışanların geçim şartları esas alınır deniyor.
Tabii ülkenin ekonomik şartları da gözetilir diyor ama bizim esas itibariyle şu anda arkadaşlarımızın yaşam şartlarının en fazla ağırlaştığı, alım gücünün olabildiğince geriye düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Son 3 aya baktığımız zaman dövizde %20'ye varan bir artış söz konusu. Dolayısıyla 2017 yılının, ekonomistler de bunu gösteriyor, 17 yılı enflasyonun çok daha yükseklerde seyredeceği, gerçekleşeceğini herkes kabul ediyor. Dolayısıyla çalışanlarımızın, işçilerimizin beklentileri daha yüksekti. Ancak beklenen açıkladığımız rakam, TÜİK'in açıkladığı rakama da, bizim de komisyonda görüştüğümüz çalışmalar sonucunda geldiğimiz nokta itibariyle gerçeği yansıtmıyor. Çalışmalarımızda şunu aslında mutabık kaldık komisyonla. Yani çalışanların asgari ücretin vergi dışı kalması konusunda komisyonumuz da mutabık kaldı Sayın Bakanım. O geçen yıl açıklamıştık. Yani şunu istiyoruz biz. Her türlü bu rakamın yetersizliğine rağmen asgari ücretin Ocak ayındaki rakamı neyse Aralık ayında da aynı rakamı alabilmeli insanlarımız. Geçen yıl o Ekim ayındaki düzenlemeyle kısmen tek çocuksuzlar içinse 1300 rakamı muhafaza edildi ama diğer 3 çocuklu aileler, 2-3 çocuklu aileler bundan faydalanamadı, çalışanlar faydalanamadı. Dolayısıyla böyle bir hassasiyetimiz var. Evet, tek tebaada olmasını Türk işi olarak biz istedik. Çünkü asgari geçim indirimi yılda bir defa artıyordu. Dolayısıyla ikinci altı ay atmadığı için bir çalışanlar bakımından bir kayıp söz konusuydu. Evet, 6,5 milyon çalışanın gözü kulağı son bir aydır Ankara'daydı ve az önce açıklandı, canlı yayında ekranlarınıza getirdik. 2017 yılı için asgari ücret tek kademeli olacak, iki kademeli değil, bu önemli ve 1404 Türk lirası olacak. Yani yaklaşık %8 oranında zam yapılmış oldu. Hatırlatalım, Türk İş 1600 lira istiyor da elbette önemli bir gelişme, açıklamalarda gelecektir üzerine bu haberin, biz de onu paylaşacağız. Şimdi gündemimiz yoğun. Bir tarafta ülkede hem işte bunu bekliyorduk bugün, bu açıklamayı, ama diğer taraftan da Suriye'deki ateşkes meselesi çok önemli. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Kültür Üniversitesi'nden Bora Bayraktar ile konuşuyorduk. Az önce canlı yayına gitmeden önce kaldığımız yerden devam edelim. Aslında İran'ın pozisyonunu konuşuyorduk. Evet. Yani İran'ın çekinceleri ya da hani sürecin beklendiği ya da planlandığı gibi gitmemesi için koyabileceği engeller ne olabilir diye. Bunu en iyi şekilde Halep tahliyelerinde gördük, hatırlarsanız. Orada Türkiye ile Rusya arasındaki bir anlaşma üzerinden siviller tahliye edilirken İran'ın desteklediği milisler bu tahliyeleri durdurdular, işte ateş ettiler, taciz ettiler, otobüsleri yaktılar. Hı hı. Yani buna benzer faaliyetlerde bulunabilirler. İranlılar yani kendileri görünüşte değil ama yereldeki unsurlar üzerinden zaman zaman buna taş koyabilirler. O yüzden İran'ın da bu işin içine sokulması ateşkesin yaşamasını sağlayabilir. Hı hı. Bir de ateşkes sadece muhaliflerle rejim arasındaki güçler arasında ilan ediliyor. Yani DAEŞ ve Türkiye açısından baktığımızda YPG ile mücadelede bir ateşkes olmayacak. O açıdan yani Suriye genelinde tamamen ateşin durmasını beklemek belki zor ama yani bu dediğimiz eksende rejimle muhalefet arasındaki işte Halep'te şu anda var, İdlib'de var, Hama'da, Şam doğusunda ve Deir-i-Zur'da yoğunlaşmış çatışmalar var. Bir de Dara'da, güneyde. Dolayısıyla buralarda eğer ateşkes sağlanırsa ocağın ilk yarısında masaya oturması bekleniyor tarafların, Astana'da. Bu bir anlamda sizin en başta sorduğunuz soru vardı. Yani Amerika'nın masa dışında bırakılması. Bir anlamda Avrupa'yı da biraz dışarıda bırakacak. Çünkü bugüne kadar Suriye süreci başarısız olan Cenevre süreçleri üzerinden yürümüştü. Şimdi başka bir format, başka bir bakış açısıyla Suriye'de böyle bir ilerleme sağlanmaya çalışılacak ama dediğim gibi kolay olmayacak. Şimdi üç garantör ülke, İran, Türkiye, Rusya, evet, sahadaki aktörleri ikna edecekler bundan sonraki sürece dair. Şimdi o ikna süreci nasıl işleyecek? Çünkü baktığımız zaman bu 5 yılı artık geride bırakan savaşta şimdi aynı masada oturacaklar. Daha önce savaşıyorlardı. Evet. 200'den fazla
fazla ateşkes ilan edildi. Kimileri çok kısa süreli oldu. İşte en başarılısı Halep diyebiliriz. Dolayısıyla o ikna süreçlerinde ne olacak? Şimdi şunu koymak lazım. Zaten bu tür ateşkesler düşman taraflar arasında olur. Masaya oturmaları normal. Hani şu anda düşman demesek de rakip ülkeler diyelim. Şöyle olacak. Tabii bu aşağıdaki yerel güçlerin bütün lojistiği, silah desteği, parasal desteği bu ülkeler tarafından karşılanıyor. Yani İran buradaki milislere eğer desteği çekerse, bu anlamda finansal, askeri desteği çekerse bunlar dağılırlar. Aynı şekilde Rusya rejimin arkasında durmasa 2015 Mayıs'ında Esad rejimi devrilmek üzereydi. Dolayısıyla yaptırım gücü var. Türkiye'de ÖSO üzerinden ya da şu an diğer muhalif grupları bir çatı altında tutmaya çalışıyor. Burada tabii muhalefete destek veren başka ülkeler var. Suudi Arabistan gibi, Katar gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin burada muhalifleri kontrol etmesi biraz daha güç olabilir. Ama bunu Suriye ve Katar yönetimleriyle ve diğer muhaliflere destek veren ülkeler üzerinde konuşarak sağlayabilir. Türkiye'nin en büyük avantajı sınır komşusu olması. Eğer Türkiye sınırda desteği keserse, eğer bunları baskıyla zorlamaya çalışırsa bunu elde edebilir. O açıdan bence bu anlamda yürüyebilir. Son 3 dakikamız kaldı. Benim ise 2 önemli sorum var. O yüzden hızlıca yanıt isteyeceğim. Ateşkesi bozana yaptırım uygulanacak. Bu ateşkesi diğerlerinden ayıran, en azından metinde karşımıza çıkan bu. Bu yani yaptırım nedir? Nasıl uygulanacak? Bunu kişiye özel de yapabilirler, gruba özel de yapabilirler. Bunu tespit edildiği zaman bu grupları ateşkes dışına çıkartıp terör örgütü ilan edip tasfiye edebilirler. Eğer bu bir ülke olursa, Rusya, Türkiye ya da İran, o da kendi aralarında mesela birbirlerine karşı yaptırım yapabilecekleri konular var. Orada bir sıkıntı da beraberine getirir mi dolayısıyla? Gerilim olacak. Yani gerilim. Bu Suriye meselesi şu anda ateşkes oluyor, her şey bitiyor diye düşünmemek lazım. Çok fazla gerilim olacak. Zaman zaman inişler çıkışlar olabilir. Fakat Rusya, Türkiye aksı çok kuvvetli. Bence ana eksen bu. Şimdi diğer sorum da şu. Bir takım haberler var uluslararası basında. Bugün açıp baktığımız zaman hepsinde Suriye ile ilgili bir takım iddialar. O da her ülkenin, bu üç garantör ülkenin belli bölgelerde sorumluluğunun diğer bölgelere göre daha fazla olacağı yönünde. Siz de o haberleri zannediyorum okudunuz. Nedir bu? Bunun detayında ne var? Yani şöyle anlaşılıyor, eğer doğruysa bu haber. İddia olarak tabii söylemekte bir kez daha fayda var. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda bu üç ülke anlaştı. Temelde Suriye'yi ayakta tutmaya çalışacaklar. Fakat bu fiilen mümkün değil. Yani Suriye parçalanmış durumda. O yüzden herkes kendi etki alanında bence uzunca bir süre etkili olmaya devam edecek. Yani belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl neyse artık Türkiye kuzeyi Türkiye güvenliğini sağlayacak. Rusya kendi bölgesini, İran belli bölgeleri ve bunun üzerinden zaten şu andaki fiili durum devletlerin, komşu ülkelerin güvencesiyle belki devam ettirilecek ve en nihayetinde Suriye'yi bir bütün halinde tutmayı hedefleyen bir durum. Ama fiiliyatta zaten şu anki parçalanmış durumda görev paylaşımı yapılıyor gibi bir izlenim edindim ben. Anladım. Suriye'yi konuşurken hep en sona kalıyor Beşar Esad'ın durumu. Çünkü ondan ziyade Rusya'yı konuşmak, İran'ı konuşmak gerekiyor. Evet. Beşar Esad şimdi nasıl izliyor bunları ve onun geleceğine ilişkin, çünkü yaptığı açıklamalar vardı. Bırakabilir ama yerine yine kendinin onayladığı biri gelecek gibi. Evet. Ne bekliyoruz yani o konuda? Çok uzun bir zaman. 2021'de görev süresi sona eriyor. Sona erene kadar kalırsa zaten 21 sene görev yapmış olacak. Ama yani Türkiye'nin söylediği şey şu: biz evet şu an bu işlerin içindeyiz ama en nihayetinde bu Esad'ın gitmesini istiyoruz. Yani bunda değişen, stratejik açıdan değişen bir şey yok. Esad'da kalmaya çalışıyor. Bence bu mücadele daha devam eder. Ama bugünden öngörmek çok zor. Evet, bugün Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama da önemliydi. Esad'la görüşme gibi bir şey söz konusu değil demişti. Çok teşekkür ederiz Bora Bayraktar, Güne Bakış'a Habertürk'e konuk olduğunuz için. Şimdi Güne Bakış'a biz kısa bir ara vereceğiz.